Başlayabilirsiniz. Bilgisi geldi. Ben öncelikle tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Bir yandan katılımcı sayımız zaten yavaş yavaş gelen katılımcılarımız da olduğu için biraz da vakit kazanabilmek için bütün panelistlerimizi ve kendimi kısaca bir tanıtıyor olacağım. Öncelikle ben Burak Tahmaz. Innovera Bilişim Teknolojilerinde halihazırda danışmanlık servislerinden sorumlu yönetici olarak çalışmaktayım. Bugün konumuz olan KVKK ve benzeri süreçler içeren konu başlıkları. Yarınki halihazırda sızma testi ile alakalı mobil uygulama sızma testi ile alakalı eğitimimiz ve Cuma günü gerçekleştireceğimiz ödüllü siber güvenlik yarışmasında sizlerle beraber olacağız. Keza bugün üç değerli konuğum var. Ben klasik her sunumda olduğu gibi ilk başta Bey diye başlayıp sonrasında her biri özel hayatımızda abimiz dostumuz olduğu için sürçülisanımızla cümle içerisinde abiye dönecek şekilde ilerleyeceğiz. Ben esasında konuşma sıralarına göre tanıtmaya başlayacağım. Bugün ilk sözü esasında Mehmet Ali Bey'e vereceğim. Mehmet Ali Bey ki şöyle tanımlamam gerekirse hem KPBR hem de Köksal Partners'ın hem kurucusu hem de kurucu ortağı olarak görev yapıyor kendisi ve ülkemizde herhalde KVKK denildiğinde ilk akla gelen ilk üç isimden bir tanesi ama benim için ilk isim diyebilirim. Hani KVKK eşittir Mehmet Ali Köksal artık herhalde kendi adıyla bir marka gibi demek yerindedir. Ercüment Bey geçtiğimizde herhalde sektörde hepimizin abisi yol göstericisi olarak karşımıza çıkan özellikle kartlı ödeme sistemleri ile alakalı adını ülkemizde birçok yere yazdırmış bir kişi. O noktada onun geçtiği yollardan biz ayak izlerini izleyerek takip ediyoruz demek yerimizdedir Ercüment Bey için de. Tarık Bey de bizim esasında yaklaşık yani benim 4 senelik ama daha çok uzun süre boyunca da yol arkadaşım olarak duracak. Halihazırda firmamızda denetim ve danışmanlık birimlerinden sorumlu denetim biriminin başındaki yöneticimiz. Hem şu anda kartlı ödeme sistemleriyle ilgili denetim hakkına sahip olduğu gibi yurt dışından da özellikle KVKK, GDPR ve benzeri konularda yetkili eğitmenlik sertifikalarını da tamamlamış. Hatta son dönemde KVKK ile ilgili bir kitabını çıkartmış. Herhalde bu panelde en fazla sorularınızın da geleceği kişilerden birisi olarak karşımızda. Şimdi ben sorularımı sormaya başlayacağım ve Mehmet Ali Bey ile başlayacağım bu soruları sormaya. Çünkü esasında bir konu başlığımız var ve bu konu başlığımız şu. Esasında dar alanda kısa paslaşmalar yapmaya başladık. Çünkü vergi hükümlülüğü ilerledi. Vergi hükümlülüğü ilgili onlarca şey söylendi. Ve özel sektördeki birçok firma Verbis'e kayıt oldu doğru ya da yanlış. Mehmet Ali Bey tabii onun kayıtlarını çok daha fazla tutuyordur bizler tarafında ama şimdi birçok firmanın kafasında şöyle bir soru var. KVKK'da sona geldik mi? KVKK'nın sonu geldi mi? Verbis kayıt yükümlülüğü için süre doldu mu? Son durum nedir? Hala Verbis kayıt alıyor mu? Ya da ben bu süreden sonra Verbis'e kayıt olursam ceza alır mıyım? Yani çünkü süreyi geçtiğim için gibi bir nokta var ama bir de kamuda bir durum var. Çünkü kamunun tarihleri hep farklıydı. Kamu ne kadar şu anda sıkışmış durumda? Verbis'te yani birazcık böyle değişik bir soru olacak esasında ama Verbis'e kamudan gerekli kayıt olmadığı takdirde hani kurul ne yapacak gibi genel bir soru esasında. Mehmet Ali Bey ne diyorsunuz? Yani bu Verbis hani sona geldi mi yoksa bu Verbis'teki bu kısır döngü teknoloji uzmanları, hukukçular arasındaki bu kısır savaş daha ne kadar devam edecek bu Verbis tarafındaki? Ya Burak, baştan da biliyorsun ben hep şunu anlatmaya çalışıyorum. KVK eşittir Verbis değildir. Yani bunu net kafamıza yazmamız gerekiyor. Örneğin bir şirket Verbis'e kayıt yükümlüsü değil diye KVK'dan istisna olmuyor. İstisna olduğu tek bir şey var. Verbis'e kayıt olma zorunluluğu bulunmuyor. Ama kişisel verilerin korunması kanuna uyumlu olmak zorunda. Olmazsa ne olur? Verbis kayıtıyla ilgili para cezası hariç hapis cezası gerektiren suçlar ve diğer para cezası gerektiren suçlar açısından sorumluluğu aynen kayıt olmak zorunda olan şirketler gibi devam eder. Yani konumuz şirketler olduğu için özellikle şirket diyorum. Oradaki doğru ifade de her zaman için veri sorumlusu. Ama veri sorumlusu kim diye şey yapınca bazen konu karışıyor. Şirketin içindeki bir günah keçisi aranabiliyor diye ben özellikle şirket diye belirttim. Kamu hep farklıydı tarih. Evet, kamu farklı. Kamu dışında küçük
işletme olup da asli faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olanlar da bir kayıt yükümlülüğü var. Yani asli faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olan eczane, tek başına 2-3 kişinin birlikte çalıştığı bir doktor kliniği, muayenehanesi gibi yerlerde bütçe ve çalışan sayısına bakılmadan kişisel verilerin korunması kanunu gereğince verbise kayıt olmakla yükümlüler. Bu tarih 31.03.2021 tarihinde doluyor. Diğer şirketlerin, yani çalışan sayısı 50'den az ve bilanço büyüklüğü 25 milyondan düşük olan şirketlerin ise verbis kayıt yükümlülüğü bu sene için yok. Ama her sene bunu tekrar kontrol etmeleri gerekiyor. Örneğin 2020 bilançoları verildiğinde, kurumlar vergisi beyannamesi çıktığında bir şirket bilanço değeri açısından eşiği geçiyorsa verbisi 30 gün içerisinde kayıt olmak zorunda. Bu önemli bir konu. Bir şirketin 2021'in son SGK beyannamesini verdiği tarihte geriye dönük 7 aylık beyannamesinde son 12 yıldaki 7 aylık beyannamesinde son 12 aydaki 7 aylık beyannamesinde 50'den fazla çalışanı varsa bu şirket verbise kayıt olmakla yükümlü hale gelecek ve bu kayıt yükümlülüğü 30 gün içerisinde yerine getirmesi gerekecek. O yüzden verbis kayıt yükümlülüğü bitti mi sorusunun cevabı, oyun daha yeni başlıyor. Açıkçası iş daha yeni başlıyor ve dediğimiz gibi verbis şekli bir yükümlülük, basit olan kısmı, asıl zor olan tarafı bu kanuna uyumlu olmak. Daha şirketlerimizin önemli bir kısmının verbis kayıt yükümlülüğü yerine getirseler bile bu kanuna uyumlu olmadığını söyleyebilirim. Yani bunu şöyle söyleyeyim, bizim ya da bizim gibi, bizim büyüklüğümüzde ya da bizim proje deneyimimizde danışmanlık yapan yerlerin 3 yıldır, 4 yıldır danışmanlık verdiği yerler dahi %100 kanun uyumlu hale gelmediler, gelemezler. Çünkü bu uzun bir süreç, zaman alacak bir iş. Bunun hem yatırım tarafı var, hem bir kültür, kurum kültürü tarafı var. Bunlar zaman alacak. Son bir şey uzattım biliyorum. Kamudaki kayıt yükümlülüğü, biraz önce söylediğim özel nitelikli kişisel veri işleyen küçük işletmelerle aynı tarihte 31.03.2021'de doluyor. Kamudaki kayıt yükümlülüğü yerine getirilmezse kamuya para cezası yok. Kamuda daha da bence kötüsü var kamu idarecisi açısından. Disiplin cezası var. Yani o kamu kurumundaki yetkili kişi hakkında kurum ilgili disiplin amirine, bu yerine göre bakan olacaktır, bir disiplin süreci başlatmak için bildirimde bulunabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Peki ben esasında ikinci soruya geçmeden bir soru sormak istiyorum. Mesela çalışan sayımız ve buna bağlı olarak ciromuz halihazırda hepsini karşılıyor. Ama ben verbise kayıt olmadım. Şu anda kayıt olmaya kalktığımda verbis, yani daha doğrusu kurum bu noktada hani sen süreyi geçirdin deyip buradaki bu kayıt olma süreci kendi kendimizi bir cezaya mı götürüyor? Yani bununla ilgili bir örnek bir karar var mı? Yani şu ana kadar herhalde kayıt olmayan onlarca firma vardır. Henüz yok. Nedeni şu, kurum kayıt olmadığını tespit edebildiği bütün şirketlere yazı yazdı. Ya da yazıyor henüz. Bitirmemiş olabilir. Şirketlere 30 gün içerisinde kayıt olmaları gerektiğine ilişkin bildirim yapıyor. Ne zamandan itibaren? Tabii ki bu yazıyı tebliğ aldıklarından. Hatta kurumun yazılarında yazının tarihinden itibaren, yani benim sana yazdığım yazı tarihinden itibaren gibi ifadeler var diye biliyorum. Bu şekilde bir yazı tebliğ alan bir firma kayıt olmak zorunda, eğer o eşit değerleri geçiyorsa.
Kayıt olmazsa 30 gün içerisinde yaptırımla karşılaşacak. Diyelim ki olmadı, buna rağmen de olmadı ya da yazı almadı, yani fiilen almadı, bir şekilde o yazı kendisine ulaşmadı. Kurum kayıt olduğu zaman kayıt oldu diye ceza kesmeyecek. Zaten tarihinde kayıt olmadığı için ceza kesecek. Bunu nereden yapacak? İşte bunu vergi dairesi ve SGK'dan aldığı listelerle kendisine kayıt olan şirketleri karşılaştırarak yapıyor. Zaten kayıt olmayan firmaları da bu şekilde tespit ediyor ve her yıl bunu tekrar edecek ve bu şekilde kayıt hükmünün yerine getirip getirmediğini tespit etmiş olacak. Bu anlamda bir şirket kayıt olmamışsa kaydolarak kendi kendimi ihbar ederim diye endişe etmesine gerek yok. Hali hazırda zaten bu liste kurumun elinde var. Okey, ben o zaman en güzel kısım esasında cezalar kısmı, hatta geçen zaman bir şey de yapmıştım, LinkedIn'de de bir post paylaşmıştım. Türkiye'deki özellikle bu KVKK satışlarının birçoğu böyle ceza korkutma odaklı ilerlediği için hani hala ceza yersin, ceza yersin, ceza yiyeceksin. Ben geçenlerde sizin İSAKA'daki bir etkinliğinizi de izlemiştim. Hani hukukun özellikle o yoruma dayalı kısımları çok dikkatimi çekmişti ama şunu merak ediyorum. Şimdi kurul bundan sonra, yani kurul ne yapacak bundan sonra? Yani KVKK'da bundan sonra neler bekliyor firmaları? Yani şunu merak ettim. Kurum birine şunu dedi mi? Sen denetçi olacaksın, kapı kapı gezecek misin? Yani biz firmalı olarak, yani özel sektör firmaları ne bekliyor? Kurum neyi denetleyecek? Kimi denetleyecek? Bu denetim mekanizması nasıl çalışacak? Bununla ilgili bir çalışma yapıldı mı, yapılıyor mu? Yani tabii ki ceza bir kısım. Yani az önce esasında sorunun başında söylemiş olduğunuz kısım çok mantıklı. Yani doğal olarak SGK'dan ve işte çeşitli vergi dairelerinden çekmiş olduğu yazılarla sen kayıt oldun, kayıt olmadın. Evet, en odak noktamız bir ceza başlığımız var. Bunda hemfikiriz ama bunun haricinde ne yapacak kurum? Yani onlarca firma var. Yani her birine kapı kapı gidip de hani sen teknik tedbirlere uyuyor musun? Ya da idare tedbirlerini aldın mı, hukuki bunu saldın mı diye bir süreç mi işletecek kendi içerisinde? Gerekirse bunu yapacak tabii ama bunu yapabilecek şu an bir kadrosu yok. Bunu hepimiz biliyoruz ama öbür taraftan süreç daha çok şöyle işliyor. Mutlaka kişilerin bir şekilde çalışanlarıyla veya müşterileriyle başı her zaman olduğu gibi hukuki ihtilaf anlamında derde girebiliyor. Şimdi böyle bir süreç olduğunda çalışan ya da müşteri çok da iddiasında ya da o olayda güçlü değilse bu tarafa dönüp buradan nasıl olsa şirketlerin çoğu uyumlu değil. O yüzden uyumu bir an önce yukarı seviyelere taşımak lazım. Uyumlu olmadığı için işte sen yurt dışına aktarım yapıyorsun, sen çerez alırken rızamı almadın, sen işte benim rızamı aldın ama alırken battaniye rıza aldın gibi birçok yerden ilgili kişilere başvurular yapıyor. Böyle başvurular olduğu için konu sıklıkla kurumun önüne gidiyor. Ve kurumun önüne giden her olayda kurum sadece o şikayet üzerindeki konuya bakmıyor. Sen ne yaptın? Bir getir bana diyor. Aydınlatmanı getir, teknik idari tedbirlerle ilgili aldığın önlemleri getir. Şimdi böyle olunca aslında düşündüğümüzden çok daha fazla şirketle ilgili kurumun önünde hali hazırda bir dosya yığını var. Tabii ki pandeminin etkisi nedeniyle bence o kadar hızlı ilerlemiyor işler ama 2021 için duyum bu sadece. Kurumun biraz daha aktif bir denetim politikası izleyeceğine ilişkinde söylentiler var. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Teyit ettiğim bir bilgi değil. Biraz daha aktif bir denetim yapar mı? Yapabilir. Çünkü zaten hali hazırda şu an o yazıları yazdı. 30 gün dolacak. 30 gün dolduğunda eline makbuzu alacak ve bütün firmalara ceza kesecek hala kaydolmayan. Kafadan yani çok ciddi bir ceza yağmuru geliyor. Onun dışında sonra ikinci aşama verdiyse kaydoldun ama bir de fiili durum var. Çünkü firmaların çoğunun şunu yaptığını biz biliyoruz. İşte ya biz verdiyse kaydolmak istiyoruz. Hayda gidiyorlar bir mali müşavire ya da bir kalite belgesi hazırlama işi yapan kişi firmaya gidiyorlar. Efendim verbis kaydı yaptık. Nasıl yaptın? Süreç analizi yok.
teknik analiz, inceleme, kaynakların doğru şekilde değerlenmesi, o da yok. Kağıt üstünde bir uyum yapılıyor. O uyumla kayıt yapılıyor. Şimdi kayıtlar böyle yapılınca doğal olarak şimdi burayla, yani Verbis kaydındaki bilgilerle gerçek hayatın örtüşmediği de gün gibi ortada olacak birçok firma için. Şimdi kurumun çok mu zor? Yani o dosyada bir sorgu atıp veri tabanında şu hatalı kayıtları girenlere bir incelemeyi alayım derse çok kolay olabilir. Yani bu anlamda bundan sonra kurumun sıklıkla bunları düzeltme yoluna gireceğini düşünüyoruz. Düzeltirken düzeltmeye mi öncelikle teşvik eder? Yoksa önce para cezası uygulayıp ardından mı 30 gün içerisinde düzeltmeye teşvik eder? Bu birazcık ihlalin niteliğiyle de ilgili. Niye? Çünkü bizim para cezalarına ilişkin maddemizde, 18. maddede doğrudan para cezası verilecek yerler var. Bir de veri sorusu sorumlusu kurum tarafından, daha doğrusu kurul tarafından talimatlandırıldıktan sonra 30 gün içerisinde o talimat gereği yerine getirmesi yapılacak şey var. Yani örneğin geçenlerde bir bankayla ilgili bir karar yayınlandı. Özeti de yeni yayınlandı. Biz daha önce bunu ilgili başvuruyu yapan meslektaşımızın paylaşımı sonucu görmüştük. Şimdi orada banka ya bir talimat veriyor ama o talimatın gereği de yerine getirilmiyor kuruma göre. Ve o yüzden de bir para cezası veriyor. Biz bununla çok sık karşılaşmaya başlayacağız. Çok büyük yapılarda özellikle kurumun talimatını fiilen hemen 30 gün içerisinde yerine getirmek mümkün olmayabilecek. Bir de kurumun isteğini, kurumun istediği şekilde yapabilecek anlayışa sahip kurumlarımızın, yani şirketlerimizin sayısı bence o kadar yüksek değil. Hala bu konu özümsenmedi. Ben şimdi Ercüment Bey'e döneceğim ama soru sormadan önce. Abi sana kısa bir soru soracağım. Bu para cezaları tahsil nasıl ediliyor? Yani bu soruyu merak ediyor birçok, hani bana önceden hani mutlaka bu soruya değin diye geldi çünkü hani şeyden bir 10-15 dakika önce. Yani bu cezalar söyleniyordu. Para da cezaları tahsil ediliyor mu? Nasıl tahsil ediliyor? Mehmet Ali abi. Çok pardon, bir soru vardı, onu okudum. Çok özür dilerim. Okudum, okudum. Ercüment Bey deyince soruya dönmüştüm. Yok. Sana soruyorum. Bu para tahsilatı oluyor mu şu anda? Bu cezalar tahsil edilebiliyor mu? Ya Facebook'a 250 bin TL kestim diyor. Nasıl alıyor bu parayı Facebook'tan? Facebook'un ödemesi gerekiyor. Ödemezse ne yapıyor? Facebook'un Türkiye'deki gelinine bile el koyabilir. Yani bu tahsil edilemez anlamına gelmiyor. Türk şirketleri açısından zaten konu çok kolay. Banka hesaplarını 6183 sayılı kamu amma alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunu uygulayacak. Çünkü bu bir kamu alacağı artık. Hı. Yeter ki kesinleşmiş olsun. Kesinleşiyor mu? Şimdi ben hani bir müvekkilimle ilgili şu ana kadar para cezası oldu. O da bize gelmeden önceki bir olayla ilgiliydi. Orada biz itiraz ettik. Henüz kesinleşmedi. İptal edileceğinde çok ciddi şekilde düşünüyoruz. Çünkü kurumun hukuken ciddi hataların olduğu bir dosya. Biraz önce okumaya çalıştığım soruda da biraz önceki konuyla ilgiliydi. Kurumun yazısında çok, yani bir yandan hak veriyorum. Zaten yasada öngörülen ve kurulun ilan ettiği tarihler geçmiş durumda. Kurulun zaten yeniden bir tarih vermesi gibi bir zorunluluğu yok. Bu anlamda evet, haklı kurum. Ama neticede kendisi bir karar almış, bir tarih vermiş, bir yazı yazmış ama yazıyı tebliğ ettiğinde kişiye, muhataba, o 30 gün zaten dolmuş ya da dolmasına 3 gün kalmış. Hadi 30 gün içerisinde kaydol diyor. Ne zamandan itibaren? Yazı tarihinden itibaren. Şimdi dönüp buna ceza uygularsa büyük bir ihtimalle bunu suç ceza iptal eder. Neden? Çünkü hukukumuzda yazı tarihinden itibaren değildir o. O tarihinden itibarendir. Şimdi kurumun birçok dosyada, vakada aslında benzer hataları var bence. Bizde yerleşmiş, yani yargıda artık tartışma konusu olmayan bazı konularla ilgili kurum kendince farklı uygulamalar yapıyor. Bu uygulamalar bence yargıdan dönecektir. Ama hani belki yargı değişecektir, onu da bilemiyorum. O zaman ben sözü hemen Ercüment Bey'e doğru döndüreyim.
Şimdi Ercüment Bey, hani hukuki olarak konuştuk, Mehmet Ali Bey çok güzel söyledi ama şimdi bizim başımızın derdi, biz teknolojik insanların, bu bilgi teknolojilerinin KVKK uyum sürecinde nasıl bir rolü var? Ne üstlenmemiz gerekiyor? Şimdi İK bir tarafından tutuyor, kalite bir tarafından tutuyor, işte hukuk bir tarafından tutuyor ama işin özü bir noktada hepsi bize geliyor. Çünkü hani bütün BT teknolojileri, hani bu veri nerede? İşte saklayalım mı, yapalım mı, silelim mi? Hani buradaki rolümüz nasıl olmalı? Hani esasında geçmişten günümüze esasında bütün masanın her iki tarafının da, hem yani müşteri tarafında hem de bizim tarafımızda olan bir kişi olarak, hani çok net bir şekilde her iki tarafında sistemlerin ne kadar hazır olduğunu en iyi bilen esasında kişilerin başındasınız. Yani öyle değerlendirdiğinizde rolümüz ne? Yani bu KVKK uyum sürecinde. Şimdi Mehmet Ali Bey biraz önce söyledi, teknik analizden bahsetti bu süreç hazırlanma konusunda. Bu teknik analizde iş etki analizleri, iş akışlarına falan gidiyor. Süreçler biliyorsunuz kurumsal yapılarda işte kalite bölümlenici ya da ilgili uyum bölümlenici yürütülüyor ama burada BT kısaca süreçlerin başladığında uyum süreci oturana kadar sürecin her adımında yer almalı. Çünkü senin de az önce söylediğin gibi işin ucu yine BT'ye dokunuyor. Her şey BT'ye geliyor. Dolayısıyla şimdi süreçler başladığında analizler yapılacak, iş akışlar tespit edilecek. Bu iş akışlarda veriler ortaya çıkacak ki çok detayına girmeyeyim. Ona göre de hangi verilerinden sorumlu oldukları, hangileri olmadıkları ortaya çıkacak. Bu veri de ortada dolaşan veri olabilir veya BT'nin sahiplendiği veri olabilir. Dolayısıyla BT ki süreci ortak olacak sürece yönetim durumunda uyum süreci oturana kadar ama her safhada özellikle teknik analizler, iş akışların başlaması, verilerin tespiti, sorumlu oldukları kanuna karşı oldukları veriler, müşteri veri veya diğer veriler ya da kendilerine gelip de kullandıkları veriler bazında bunun ortaya çıkartılmasında çok büyük önemi teşkil ediyor BT departmanı. Dolayısıyla bütün birimlerle de koordinasyon sağlanması konusunda diğer uyum süreçlerinde de olduğu gibi biraz tabiri caizse sopayı eline alması gerekecek. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Çünkü az önce Mehmet Ali Bey söyledi, bahsetti. Bu işin ceza tarafı var. Dolayısıyla ceza yazıldığı zaman herkes topu birbirine atmaya başlayacak. Birisi üzerine yıkılacak bu. Veri kim tutuyor? Nerede tutuluyor? BT'de. O zaman BT kardeşim sen niye daha fazla yer almadın? Niye bize söylemedin? Gibi gibi sonuçlar çıkacak. Kısaca BT biraz önce söylediğim gibi süreç başladığında her adımda özellikle verinin ortaya çıkartılması, veri yapılarının ortaya çıkartılması, veri sınıflandırması, çok detaya girmeyeyim, vesaire konularda mutlaka yer almalı. Ve bu konuda da sürecin sağlıklı oluşturulması için de mutlaka yönlendirici rolü olması gerekiyor BT'nin. Dolayısıyla şirketlerin ya da kurumların her departmanıyla bir fiil iletişim halinde olmalı ve bu iletişimde de sağlıklı olarak O zaman devam Ercüment Bey, etmeli. arayı hemen girip esasında bir sonraki soracağım soruyu değiştirip hemen size sormak istiyorum. O zaman Tamam. burada bilgi teknolojilerine ilave yükler ve sorumluluklar geliyor. Doğru mu anlıyorum? Çünkü hani Doğru. hepimizin üzerine bir tane daha şuraya bir kimlik kartı yapıştırıyoruz KVKK ile ilgili. Herhalde doğru bir yaklaşım bu. Evet. Evet. Bu Çok doğru. sorumlulukları bir özetlerseniz sevinirim açıkçası. Tamam. Çok doğru çünkü sonunda verilerin normal kurumsal yapılarında işlendiği, saklandığı bir şekilde anonim haline getirildi veya getirilmedi ama verinin sahiplendiği bir bölüm. Dolayısıyla verinin dışında kalmayacak birisi. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi sürecin her aşamasında yer alacak. Ama özellikle şu konular önemli, getireceği yükler. Bir kere eğer o şirket daha önce herhangi bir uyum süreci yaşadıysa, yani bir standarda tabi ise falan, iş biraz daha kolay olur ama buna yaşamadıysa bir veri sınıflandırılması kısmı. Çünkü kişisel verilerin koruma kanununda bu veriler gizli, ifşa edilemez, paylaşılamaz. Yani ilgili maddeler gerekmedikçe kanunun belirttiği istisnalar dışında. Dolayısıyla bu bilgiler çok kıymetli. Bu bilgilerin kıymetli sağlanması için bunu BT ortamında da çeşitli yapılara taşımak ve çeşitli haklara, erişimlere kısıtlamak zorunda. Dolayısıyla bu büyük. Sonra ne kadar veri var şirkette? Mükerrer veriler olabilir.
Ya bazı yerler var. Daha önceki PCI uyum süreçlerinden veya 27001 süreçlerinden biliyoruz. Sadece muhasebe departmanında kendi laptoplarını tutan veriler var ama BT'de de aynı veriler bir şekilde var. Dolayısıyla laptoplardaki veriler güvensiz durumda. Aynı veri şeyde de var, BT'de de var, mükerrer veri. İşte bunların tekilleştirme işleri falan, bu çok büyük yük. Yani bu iş yetki analizlerinde, iş akışlarında, veri tespitlerinde BT'ye omuzlarına getirecek büyük yüklerden biri. Bu bağlamda da altyapılara masraf açısından, yani işte disk ortamları mı büyütülecek? Çünkü bir storage durumu var. O verilerin hangisinde tutacağız, hangisinden tutulmayacağız gibi 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 konularda BT üzerine büyük yükler düşüyor. Ama burada da az önce söylediğim gibi deadline'ını da takip etmesi gerekiyor BT'nin. Sonunda tabiri caizse günah keçisi olacağı için diğer her departmanlarda bak kanunda verilen süreler, deadline'lar var. Şu süreçler bizim gördüğümüzde BT anlamında tamamlanmadı. Sonra bana gelip benden şey yapmayın, niye haber ver demeyin. Dolayısıyla biraz daha burada itici güç, bu da bir iş yüklü. Kendi işleri varken normal operasyonel işler, bu işler gelecek. Bir de başka bir yük, biliyorsun Mehmet Ali Bey zaten bu işin piri. Ben herhangi bir şirkete benim verimin güvenli olup olmadığını, benim verim kullanılmadığını veya benim verimi niye kullandın, niye verdin diye soru sorma yetkisine sahibim. Kanunda bu açık. Dilekçe yazıyorum. Bunlar şirketler tarafından yanıtlanmak zorunda. Bunun ucu tekrar BT'ye geliyor. Bu tür düşünün, çok büyük ölçekli bir firmasınız ve her gün ya da ayda yüzlerce ya da onlarca böyle şeyler geliyor, istekler geliyor. Bu da size bir iş yüküyor. Sonunun yanıtlanması için verinin sahiplendiği, verinin saklandığı ortamlardan nasıl tutulduğuna dair sizin bir delil getirmeniz gerekir ki şirketiniz de kendini savunsun. Dolayısıyla ciddi anlamda BT'nin omuzlarında büyük iş yükü getirmiş oluyor. Konu yine biz BT'cilere bir şekilde bindi anladığım kadarıyla. Mehmet Ali Bey, hemen şeyi soracağım ben. Konuyu tekrardan size doğru çeviriyorum. Hani hazır Ercüment Bey'den işin piri diye pas attı. Şimdi ya KVKK'nın yani 27.001 ailesi gibi sürdürülebilir bir döngü olduğunu hep konuştuk. Yani bu zamandan beri hep söylüyoruz zaten ama şimdi bu uyumluluğu devamlı sağlamak zorunda olan kurumlar var. Şirketler buradaki bu uyumluluk sürecini daha sağlam haline getirmek için neler yapmalı? Yani şimdi doğal olarak siz 2016'dan beri, önceden beri esasında bu konuyla ilgili çok hani dirsek çürüttünüz, çok projede bulundunuz. Yani birçok firmanın hali hazır, dışarıdan bu süreçlerin hala devam ettiriyorsunuz. Her ne kadar hani ülkemizde DPO kavramı olmasa da, hani daha doğrusu olgunlaşmış bir DPO kavramı olmasa da, hani birçok firmaya da bu destekleri sağlayan bir kişi olarak hani şunu merak ediyorum. Yani bu uyumluluğu sağlamlaştırmanın önemli yapı taşları nelerdir? Nasıl daha sağlam hale getirebilir firmalar? Yani her işin başı olduğu gibi eğitimle başlayacak. Yani kurum içerisinde düzenli eğitim verecek. Bu birinci aşama. İkinci aşama aslında gerçekçi şekilde bir program çıkaracak. Yani diyecek ki ben bu noktadayım. Benim gitmem gereken yer bu nokta. Ben bu nokta 3 yıldayım, 5 yıldayım. Yani bu bahsettiğim büyük ölçekli yerler. Örneğin sigorta şirketleri, finans kuruluşları, telekom operatörleri gibi büyük yerler ve onun bir tık altında işte elektronik ticari siteleri ve online iş yapan diğer sektörler. Şimdi böyle yerlerde örneğin havayolu taşımacılığı ya da karayolu taşımacılığıyla yoğun yolcu taşıyan yerlerde uyumun her yıl belirli aşamasını ilerletmek gerekiyor. Bu yüzden de çok ciddi aslında görevler çıkıyor. Yazılım tarafında inanılmaz şekilde sıfırdan neredeyse yeniden tasarım yapmak gerekecek. Şunu unutmamak gerekiyor. Zaten önümüzde şu an bir KVK var. Biz buna ulaşmaya çalışıyoruz ama biz belki daha buna ulaşmadan yeni bir hedef konacak önümüze. GDPR konacak. Yani öyle ya da böyle Türkiye'ye GDPR'a uyumlu bir mevzuat çıkartmak zorunda kalacak. Neden? Avrupa Birliği'ne üye olmak için değil, Avrupa Birliği'yle ekonomik ilişkileri sürdürülebilir kılmak için. Bu vazgeçilmez bir hedef, ekonomik hedef olarak. Doğası gereği buraya doğru gideceksek o zaman güzergahımızı doğru şekilde belirleyip aynı şeyleri yeniden yeniden ve yanlış şekilde yatırım yapmamak adına
doğru yatırım yaparak ilerlemek gerekiyor. Bu anlamda eğitim iyi bir proje, plan, bir veri koruma ofisi, yani sadece bir veri koruma görevlisi değil, bir ofisi. Çünkü bunun içinde tek başına muhteşem bir uzman var. İşte o her şeye cevap verecek. Öyle bir kişi yok, dünyada yok. O yüzden bu işi yapacak bir ofis ve bu işi yapacak ofisteki uzmanların işte sertifikaların gelişmesi, çok zor görevler için gerektiğinde teknik, yine süreç ve hukuk tarafında dış danışman kullanımı ve belki o danışmanla bu programın, o ofisin beklenen seviyeye getirilmesi için bir planlama yapılması. Sonrasında IT tarafında biraz önce Ercüment Bey'in belirttiği şekilde doğru yatırımlar yapılması. Çünkü biz şunu görüyoruz, büyük şirketlerde inanılmaz talep geliyor. Neye talep geliyor? İlgili kişi başvurusuna. Bu bildiklerimiz, bir de bilmediklerimiz var. Nasıl bilmediklerimiz var? Örneğin kişi başvuruyor, benim üyeliğimi kapatın. Şimdi üyeliğimi kapatını kimse KVK ile ilgili algılamıyor, değil mi? Peki bu kişi bir itiraf anında bir avukata gitse ve avukat onu dese ki sen bunu talep ettin mi ettin? Kurallara uygun mu? Uygun. Yazılı, gerekli bilgilerin hepsi var. Bundan sonra gideceği yer kurum ve kuruma ben üyeliğimin kapatılmasını istedim diye şikayet ettiğinde kurumun vereceği şey, ilgili kişi eğer üyeliğin kapatılmaması için yasal bir neden yoksa, hukuki bir sebep yoksa o verinin halen işlenmesi için, bu durumda dönüp kurum ceza kesecek. O yüzden bizim içerideki tasarımı tümden değiştirmemiz gerekiyor. İlgili kişilerden gelecek bu başvuruların hepsini, gelebilecek başvuruların hepsini bir süzgeçten geçirip, ya bu KVK ile doğrudan ilgili, onları zaten ayırabiliyor belki şirketler, şunlar da ilgili olabilir diye o gözle bir bakmak gerekiyor. Şimdi bu başvuru sayısı arttığında da başka bir yere doğru iş gidiyor. Onun sistemlerden verisini bulmak gerekecek. O ayrı bir iş. Dağıtık bir sürü sistem var. O zaman bunların hepsini doğru dürüst keşfeden bir sistem olması lazım. Ya da bunun düzenli hale getirilmesi lazım. Veri tekilleştirmesinin yapılması lazım. Şimdi bunların hepsini yapacak bir programa ihtiyacınız var. Yani program derken programı, uyum programına ihtiyacınız var. Bunu yaparsanız evet, yani gideceğiniz yer sağlam bir yer olabilir. İnşallah o yol kolay bir yoldur diyeceğim ve esasında konuyu şimdi yaklaşık 30 dakikadan beri söz vermediğim ve hani suratındaki şu an ince nüanssal gülüşle bana sitemeden Tarık Bey'e doğru döndüreceğim. Ama bu arada şöyle bir bilgi de vereyim. Hani konuşmanın başında söyledim. Tarık Bey geçtiğimiz, yani uzun süreden beri kitabını yazıyordu KVKK ile alakalı. KVKK ile alakalı kitabı yayına çıktı. Bugünkü katılım aktif dinleyen arkadaşlarımıza da marketing birimimiz listeleri, tamamını izleyen arkadaşların listelerini çekip 10 kişiye çekilişle bu kitabı, 5 kişiye de bir eğitim hediyesi gerçekleştirecek. Yani 15 kişiye güzel bir hediye verecek Tarık Bey. Herhalde isimlere imzalarsınız Tarık Bey diye tahmin ediyorum kitapları. İnşallah kısmet diye cevap vermezsiniz bu sorunun cevabını. Tarık Bey, yani sizin bilgileriniz, hani ben her zaman söylüyorum, hani sizinle çalışmak her zaman için ayrı bir ayrıcalık. Hani hem ekibiniz hem de hani ben de sizinle çalıştığım için ayrı bir mutluyum, ama bu noktada farklı bir soru soracağım size. Esasında değişik bir soru da olabilir. Çünkü teknoloji her geçen gün saçma bir hızla gelişmeye devam ediyor. Saçma bir hız diyorum çünkü yetişebilmenin ucu yok. Yani ve maalesef günümüz dolar kuru ve bahsedilen dolar kurlarını yan yana koyduğumuzda artık teknolojilere ulaşabileceğimiz alanlar mümkün olduğu kadar kısıtlanmaya başlandı. Yani şu anda bunun en basit örneğini katılımcılarımız arasında mutlaka öğrenciler de mevcuttur, hani dinleyen kişiler. Hani bir cep telefonu şu anda 15 bin liralara, 16 bin liralara konuşulduğu bir yerde, hani bunun yanına bir sıfır daha koyduğumuzda güvenlik ürünleri bile alamayacağımız veya teknoloji ürünlerinden çok daha uzak olduğumuz bir senaryoya geldik. Ama KVKK ülkemizde esasında kanunu çıkarttığında 2016 Mart Nisan civarında bir tarihi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o zamanki güvenlik teknolojileri bugünkü güvenlik teknolojileri
Arada 4 sene var, 5. seneye dönüyoruz. Nerede? Bir de pandemi girdi araya baktığınızda. Ki bu etkinliklerin her birinin normalde güzel güzel salonlarda işte seyirciyle böyle hani izleyen kişilerle böyle etkileşim halinde yaşardık ama şimdi alınması gereken teknolojik önlemlere bakış açısı değişti mi? Yani çok basit bir konu vardı. KVKK işte uyum sağlayacaksın. Ha, DLP'in var mı? DLP alman gerekiyor. Mesela bu ilk başta her DLP satışçısının böyle kullandığı DLP alacaksın baskısıydı. Mesela hani buradaki bu teknolojik önlemlere bakış açısı ne kadar oynadı, ne kadar değişti ya da değişmedi mi? Aynı mı hala duruyor? Yani şimdi bu konuda biraz daha geriye gitmek gerekiyor bence. Hani bilgi güvenliği yatırımları olarak bakarsak bu işe, bakış açısı hem Mehmet Ali Bey'in hem de Ercüment Bey'in söylediği bazı yerlere dayanıyor. Aslında bu yatırımları yapabilmek için belirli analizlerin yapılıyor olması, bununla birlikte de bazı regülatif gereksinimlerin olması gerekiyor. Şimdi 2005'ten bu yana baktığımızda hem BTK hem de BDDK'nın artan güvenlik yönetmelikleriyle birlikte aslında güvenlik yatırımlarının bakış açısı değiştirilmeye çalışıyor. Tabii ki regülasyonlar olmasa bizim bu süreçlere müdahil olma şansımız hep biraz daha bir karikatür vardır ya, cyber security departmanını artık büyükler masasına alıyoruz diye hep biraz daha küçükler masasında kalabilirdi ama o günden bu zamana aslında bakış açısı da optimal olarak değişiyor. Biraz daha aslında Azat Bey'in söylediği gibi biz bu analizleri yapmaya başlıyoruz. Kurumlar bu analizleri yapmaya başlıyor. Tabii ki bu analizleri yapabilmek için belirli ekiplere, belirli departmanlara, belirli yetkinlikteki kişilere ve bunları yönetecek aslında Mehmet Ali Bey'in de söylediği gibi bir program management dediğimiz bir konsepte ihtiyacımız var. Yani ben DLP alabilirim. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Benim birçok işimi de görür. Ama aslında ihtiyacım olan işleri görüp görmediğini anlamak için artık kurum içerisindeki departmanlar ya da çalışanlar bunu da düşünüyor. Ben KVKK'ya ilişkin gereksinimlerden işte X maddesini bununla karşılayabilir miyim? Analiz etme şansına da sahip olduğu için artık daha rahat yatırımlar yapıp süreci ilerletebiliyor. Bakış açısının ben biraz daha optimal yönde değiştiğini düşünüyorum. Daha aslında en sevmediğim şeydir bu. Parayı boşa yatırmak, bir senelik çalışmayı, 6 aylık çalışmayı şirketlerin, kurumların çöpe atması, oradaki danışman firmaların, kurum içerisindeki personellerin zamanlarının, bununla birlikte kurumun ya da şirketlerin parasının çöpe atılması maalesef ki benim en sevmediğim şeylerden biri. 15-16 yıldır bu sektördeyim. Buna ilişkin de çok şeyle karşılaşıyoruz ve her geçen gün devam ediyor. İşte bunun olmaması için bu bakış açısının şirket içerisindeki üst yönetimle birlikte, üst yönetimden başlayacak sponsorlukla birlikte değişmesi gerekiyor. Bunun da en büyük destekçisi regülasyonlar ya da baskılayıcısı regülasyonlar. Bence biraz iyiye doğru gidiyor. Ama tabii ki burada senin de söylediğin gibi bu ceza yersiniz, bunu almalısınız diyen arkadaşların da artık anlatırken belki biraz daha buna yönelik anlatıyor olması şirketlerin de işini kolaylaştıracak. Ya zaten bir ara şey oluşmuştu böyle hani kolunun altına DLP alan, CM alan böyle eski şeyler vardı böyle hani kapıya gelirin tencere tava satan kişiler vardı böyle eskiden evet. Evlerin kapısında dolaşırlardı. Elektrik süpürgesi veren de satanlar vardı. Ona döndük ya. Satanlar gibi bu arada elektriklandırma ve DLP'nin satılması. Ha bu ama aynı konuda mesela hani ben birazdan şimdi söz vermeyeceğim. Şimdi Mehmet Ali Bey oradan alttan soruları da cevaplıyor farkındayım. Hani aynı şey hukuk için de geçerli. Şu anda hani bütün hukukçular ya bir dakika burada KVKK varmış biz buradan para kaparız diye hani hukukçular da şu anda kendi bilgilerini çantalarını aldılar. KVKK yapıyoruz diye dolaşan bir hukukçu camiası da doğdu. Mehmet Ali Bey 190 ihtimal hani kafa sallıyordur şu anda zaten. Bir bakayım şöyle evet salladı ve gülüyormuş zaten sıkıntı yok. Hani böyle bir durum var ama o tarafa soruyu vermeden Mehmet Ali Bey'i çok konuşturdum. Bununla ilgili ilk pas atarken o tarafı konuşuyor olacağım. Ben şimdi Ercüment abiye bir soru sormak istiyorum. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Ercüment abi hani sen masanın öbür tarafında o kadar fazla bulundun ki o taraftaki en büyük sıkıntılardan biri bu veriler yani bu kişisel verilerin saklandığı bulunduğu yerlerle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Yani insan kaynakları Excel'de doküman tutar, başka yerde doküman tutar, bulamazsın, satın almanın dokümanları karışıktır. Kurumsal iletişim bizim pazarlama direktörümüz kesinlikle izliyordur. Hani Esra hani bilirler pazarlamanın dokümanları her taraftadır. İşte müşteriye hediye gidecek mi, bilmem ne olacak mı?
Ya sıkıntımız şu, ürünlerin de birçoğu Türkçe dil desteği de vermiyor. Yani GDPR'a uyumlu ürünlerin hepsi. Türkçe dil desteği veren ürünlerin fiyatları hani astronomik dolar bazında. Yani bir çarpıyorsunuz, abi ne oluyorsunuz, bu noktaya geliyor konu. Yani şimdi burada bu saklanan verilerin tespiti, kişisel verilerin tespitinde nasıl bir rol izlemek zorunda? Hani ne olacak firmaların bu hali? Çünkü çalışma yapıyorsunuz, hani çalışma beyana dayalı. Tamam, benim görevim yok. Hukukçu çalışmasını yaptı Mehmet Ali Beyler. Sonuç, bir anda insan kaynaklarının bilgisayarındaki X egzerinde işte staja gelmiş gençlerin böyle hırgıyla hegele resimleri, kişisel verileri çıkmaya başlıyor. Kayıtsız bir şekilde ne olacak, nasıl tespit edilecekler, nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor burada? Evet, şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi BT'nin uyum sürecinde özellikle uyumu sağlayana kadar her yerde yer alması gerektiğinden bahsetmiştim. Ve iş akışlarını ve bu anlamda da verinin ortaya çıkartılması. Senin söylediğin gibi bir kere bu uyum süreci içerisinde tüm birimlerle verinin nerede olduğunu tespiti gerekiyor. Bu çok ciddi bir iş. Bu aynı zamanda şirketlerin İş yükünü de azaltacak. Mükerrer verileri ortaya çıkacak, çıkartacak. Yani kişilerin laptoplarında olan ama BT sistemlerinde yer alması gereken veriler ki bunu tekileştirilmesi gerekiyor. Gereksiz veriler, senin az önce bahsettiğin gibi stajyerlere ait bir takım şeyler kalmaması gerekiyor. Bu içerideki BT'nin operasyonel kontrol süreçleriyle de alakalı ama sonuçta bir kere şirketin kanunda karşısında yükümlü sorumlu olduğu verilerin ne olduğunu ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu verilerin ortaya çıkartılırken de şirket içerisinde mükerrer yer alıyor mu almıyor mu ona bakılması gerekiyor. Tekilleştirmek gerekiyor Mehmet Ali Bey'in de az önce söylediği gibi. Çünkü zaten bu bir maliyet, hamaliyet vesaire gibi ve sorumluluk anlamına geliyor. Bunun dışında da az önce Mehmet Ali Bey söyledi, GDPR konusu var. GDPR'e uyum sürecine girdiğiniz zaman BT zaten bu sefer yol haritasında daha etkin bir duruma gelmek zorunda. Ve çünkü sen de söyledin, ekonomik bağlar anlamında bu gerekiyor. Yurt dışında şirketler var, Türk ortakları var. Türk'ün ortak olduğu şirket yurt dışından Türkiye'ye veri gönderemiyor. Ya da siz ona veri gönderiyorsunuz. Çünkü GDPR'e uyumlu değilsiniz. Bu uyum süreçlerinde yatırımlar var, şunlar bunlar var. İzlenecek yol haritası mutlaka şirketin kendi içerisinde kendine gerekli verinin ortaya çıkartılması, kanuna uyumluluk anlamında da. Bu anlamda da tabii ki bir bilgi güvenliği yönetim sistemi oluşturulması. Çünkü veri sınıflandırılır. Bazı veriler vardır, açıktır, anonimdir. Herkese açıktır. Onu kullanabilirsiniz ama sizin bizzat müşterinizin kendi verisi vardır. Onu saklamak zorundasınızdır. Dolayısıyla bunların tespiti, bu anlamda da BGS yönetimi ortaya çıkartılması. Az önce söyledim, hani bir takım uyum süreçlerinde olan firmalar bunu daha çabuk yapabiliyorlar. Ama sonuçta izlenecek yollarda bir verinin hangi veri kanunu için gerekli, onun çıkartılması, tekeleştirilmesi, sadeleştirilmesi. İkincisi, gereksiz verilerden kurtulunması ve bunun bak bütün şirket bazında da bir farkındalık yaratılarak verinin önemin ne olduğu, gereksiz verinin kullanılmamasına dair eğitimler verilmesi, herkesin bu fikre ortak olması. Bunun dışında da uyum bağlamında da, KVK'ya uyum bağlamında da işte vermişse kayıt nasıl olacak, şu bu vesaire ilgili birimlerin veri sorumlularına da destek verilmesi. Bu BT'nin yol haritası içerisinde yer alıyor. Şimdi BT'nin yol haritası güzel bir konu. Ben şöyle güzel bir anekdotla gireceğim. Bir reklam vardı. Daha doğrusu LinkedIn'e ve sosyal medya platformlarına bir broşür gelmişti. Yaklaşık bir 6-7 ay önce. 150 TL'ye sızma testi yapan bir firma. Sonra da şeyi görmüştüm. Mehmet Ali abi güler oradan. Şimdi Tarık'a pas atacağım ama yine Mehmet Ali abiyi pas geçeceğim. 10.000 TL'ye ver biz kaydı yapıyorum abi. KVKK'ya %100 uyumlusunuz. Bak ben bunu gördüm. Yani o çok merak ediyorum, o veri envanterini, yani daha doğrusu hani vermese kayıt çıkartmak için envantere ihtiyacım var kısmi de olsa bir şekilde, ama 10 bin liraya yapıyorum diye, yani o şirketi çok merak ediyorum, nasıl becerdi onu 10 bin liraya veya neyin sorumluluğunu altına attı. Yani ben şey olsam, bir firma olsam hani düşünürüm,
Ama işte dediğim gibi o çantacı firma tabirleri maalesef bizim sektörde hani böyle çok hızlı çoğalıyor, ama soruyu şu şekilde soracağım. Sonra zaten bulut bilişimle ilgili bir sorum olacak. Hani özellikle KVKK'nın da en büyük sıkıntılarından bir tanesi, bulut bilişim başlıklarından biri. Mehmet Ali abiye dönmeden önce Tarık sana şunu soracağım. Şimdi hepimizin başının derdi bu çantacı firmalar, ama şimdi doğal olarak bu çantacı firmaların haricinde de bir regülasyon baskısı var kurumların üzerinde. Ve bu kurumlar KVKK ile ilgili yatırım yapmak zorunda. Şimdi bu kurum, bu baskı kurumları bu yatırım noktasında en ucuzundan, ya bir dakika da şundan 10 bin lirayı alayım da geçiştireyim mi götürüyor, yoksa işi layığıyla yapmaya çalışan bir kesim var. Şimdi şey olarak konuşmaya geliyor. Şimdi Mehmet Ali Bey bu işi yapıyordur 10 birime, başka bir adam yapıyordur onu 1 birime. Şimdi çok ciddi bir kalite farkı var. Yani şimdi doğal olarak şimdi Ercüment Bey'le senin gitmiş olduğun bir projedeki proje maliyetiyle başka tarafta bir senelik adamın yapmış olduğu proje maliyeti bir olmuyor, ama bu baskı nasıl bir yöne çeviriyor? Yatırımları nasıl etkiliyor? Yani bu yatırımlar halihazırda, yani şimdi dönüyoruz 2020 bütçelerine. 2021'in daha da daraldığını gördüğümüz bir süre içerisindeyiz. Bu arada 2021 bütçeleri birçok firmada daralan bir durumda, ama nereye gidiyor? Yani ne yapacağız? 1.000 liraya KVKK verbiz başvurusu yapıyoruz diye sokakta mı gezeceğiz, yoksa aç kalıp hani zeytinlik almaya mı gitmemiz gerekiyor? Daha doğrusu sorunun Türkçesi buraya gidiyor. Ya şimdi birçok katılımcı belki bana katılmayacaktır ama ben hani işe başladığım günden bu zamana baktığımızda daha öncesinde sistem ve network vardı. Güvenlik diye bir şey yoktu. Sistem uzmanı ya da network uzmanı bu yetkinlikleriyle birlikte güvenlik işlerini de yapardı. İşte 2003-4-5 sonrasında aslında BDDK'nın ilk regülasyonları ve bu bağlamdaki işte güvenlik yönetmelikleriyle birlikte bir de güvenlik diye üçüncü bir başlık çıktı ama sistem ve network kavramları biraz daha halen kendi içlerinde sabit dururken güvenlik umulmadık bir şekilde çok fazla alt domaine ayrıldı. İşte güvenliğin bir governance tarafı, danışmanlığı var. Güvenliğin işte bir ürün tarafı var. Güvenliğin bir artık sızma testi, penetrasyon testi gibi bir tarafı var. Güvenliğin yazılımı geliştirilmesi ve bu süreçlerin takip edilmesi, güvenli yazılım geliştirme dediğimiz bir şey var. Şimdi DevSecOps diye bir şey var gibi gibi böyle bir arttı. Şimdi ben regülasyonları seviyorum. O yüzden birçok kimse bu söylediğime katılmayabilir. Yani regülasyonlar olmasaydı güvenlik diye bir kavram şu an hayatımızda olmazdı. Türkiye için mi, dünya için mi? Bence dünya için kimsenin aklına da gelmezdi. Regülasyon baskısı olmasaydı kimse durup dururken antivirüs ya da firewall dışında ben işte veri sızıntısı engelleme programı da alayım, entegre edeyim vesaire demezdi. Tabii ki derdi ama bunun farkında olan kurumlar derdi. Atıyorum bankalar, atıyorum telekomünikasyon kurumları ya da buna bütçe ayırabilecek kurumlar derdi. Şimdi yatırım hem danışmanlık anlamında hem de teknolojik ürün anlamında evet maalesef ki mevcut ülkemizin bulunduğu durumdan kaynaklı çok kolay yapılamıyor. Ama bu yatırımların bir şekilde yapılması gerekiyor. Neden? İşte yaklaşık 50 dakikadır konuştuğumuz süreçlerin tamamlanması için bu yatırımların yapılması gerekiyor. Tabii ki senin de dediğin gibi takdir edersin bu işin X birimi de var, Y birimi de var, Z birimi de var. Bu tamamen elinizdeki bütçeyle alakalı. Elinizdeki veriye verdiğiniz değerle alakalı. Hem çalışan verisine, hem de müşteri verisine, hem de mevcutta tuttuğunuz kritik veriye verdiğiniz değerle alakalı. Burada bir alınacak riske bakmak lazım. Yani ben bu riski kabul ediyor muyum üst yönetim olarak? Bu riski kabul etmeyip buna ilişkin yatırımlar mı yapıyorum? Yani orada Mehmet Ali Bey'in söylediği ceza riskini mi alıyorum? Yoksa o ceza riski benim buraya yapacağım yatırımdan daha az olduğu için riski kabul mü ediyorum gibi böyle bir süreç var bakmamız gereken. O yüzden yatırımları etkiliyor regülasyonlar. Baskısı olmasını ben büyük bir koz olarak görüyorum. Şirketlere gittiğimizde, kurumlara gittiğimizde, o masalara oturduğumuzda anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Güvenlik departmanlarına. Bu sizin elinizde büyük bir koz. Bunu eğer doğru kullanabilirseniz, yani boşa yatırım yapmazsanız
size önümüzdeki 3 sene 5 sene içerisinde daha efektif şekilde dönecektir üst yönetimden diye anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü doğru yatırım şirket hedefleriyle de entegre olursa, doğru güvenlik yatırımı, güvenlik hedefleri şirketi de bir adım öteye taşıyacaktır. O yüzden sizi de güvenlik bakış açısında bir adım öteye taşıyacaktır. O yüzden yatırımları evet etkileyecek ama bu sadece bize özel değil. Dünya genelinde de evet her gün yeni teknoloji çıkıyor ve herkes bu yatırımları yapmakta zorlanıyor. Bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi o zaman şimdi Mehmet Ali Bey'i çok beklettim soru sormadan. Şimdi Mehmet Ali Bey'in bu arada Tarık bir tane soru var. Zeynep Hanım'ın bir sorusu var. Sana gelmiş gibi duruyor. Bir question kısmından soruyu yazarak cevaplarsan sevinirim. Mehmet Ali Bey bu sürede soruları cevaplıyor çünkü çok verimli kullandı vaktini. Şimdi Mehmet Ali abi şöyle söyleyeyim ben. Yani biliyorum az önce bir konudan birazcık sen de müzdaripsin ya bu çantacı gibi gezen vervis başvurusu yapan insanlardan ama hani onu da arayıp da sıkıştırmanı istiyorum buradaki sistemi. Ama farklı bir konu daha var. Lanet bir konu var. Yani yani en son Microsoft bile hani Türkiye'ye yatırım yapmayı çekti kendini Yunanistan'a yaptı. Kısacası birçok esasında bu bulut bilişimle alakalı aktif rol oynayan büyük üretici Türkiye'ye bu yatırım yapma kararlarını maalesef ki çeşitli sebeplerden hani bu belki de artık farklı bir savaş da olabilir, bir bilişim savaşı da olabilir. Türkiye'de buradan uzak durmayı tercih ediyorlar. İnşallah bu kararlar değişir, Türkiye'ye doğru girişler başlar diye umut ediyoruz. Ama şimdi bir yanda kamuda alınan bazı kararlar, kamuda kullanılan halihazırda bulut sistemleri, KVKK kurumunun yurt dışına aktarımı konusundaki tutumu, yani net olarak ben yanlış bilmiyorsam halihazırda şu anda onayladığı bir taahhüt de yok diye biliyorum. Yani bir taahhütnameye de veya gönderilen bir taahhütnameye de onay vermedi diye biliyorum ama yanlış biliyorsam lütfen düzeltirsiniz. Güvenli ülke var olan sunucuların nerede olacağı ile ilgili kararın tam olarak benim bildiğim kadarıyla açıklanmaması veya bir lokalizasyon zorunluluğundan söz edebiliyor muyuz? Yani ben verimi işte atıyorum, Japonya'da tutabilirim, Fransa'da tutamam ama ben kalkıp da global bir üreticiye ya senin buradaki sunucuların işte cloud sunucuların nerede işte Japonya'da mı dur beni Fransa'da tutma dediğimde nereden bileceğim? Yani hepimizde bir cloud aşkı var çünkü doğal olarak yatırımlarını düşüren bir cloud aşkı. Bir bulut bilişim aşkı var. Ama şu anda bulut bilişim maalesef hani bizde birazcık böyle bir blokajlı noktada oynuyor. Hani ne yapacağız? Biz bulutların üzerine çıkabilecek miyiz? Yoksa bulutların altında mı kalmaya devam edeceğiz? Bir süre bulutların altında kalmaya devam edeceğiz sevgili Burak. Çok fazla konuya değindin. Yani o kadar çok konu var ki burada. Türkiye'de politika eksikliği var. Hangi konuda politika eksikliği var? Şimdi bir taraftan değişik nedenlerle yaşanan bir ekonomik daralma var. Bu ekonomik daralmayı aşmak için yatırım çekmen gerekiyor. Yatırımın gelmesinin birkaç tane koşulu var. Çok yüksek karlılık oranı vereceğini vaat edebilirsin. O riski almayı göz önüne alabilirler ki bence daha doğrusu benim dinlediğim ekonomistlere göre çok uygun bir şey değil. Çünkü o işte bizim paralarımızın faizlere gitmesi falan gibi sonuçları doğuruyor. Ve sıcak para geldiği gibi de çok hızlı gidebiliyor. Diğeri daha güvenilir şekilde yatırım ortamını iyileştirmek iki şeyle temel olarak mümkün oluyor. Bir hukukla, hukuk olmazsa olmaz. İki, bunun da aslında bir sonucu olan ekonomik anlamda da öngörülebilir olmakla. Yani bugün bunu dedin, hadi öbür gün değiştin. Farklı bir karar aldın. Bu olmuyor, olamaz. Şimdi senin bir bakanlığın yatırım çekmek için yatırımcı peşinde koşup kurumun çıkıp da Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere ne olacağı belli olmayan, ucu bucağı belli olmayan ve ben Türkiye ile işte Avrupa bir Almanya'yı bir tutuyorum işte o yüzden karşılıklı gözetiyorum. Hadi ben bu kararları almıyorum dediğin yerde bunun bir ekonomi tarafındaki sonucu var. Ya da sen şimdi zaten ekonomik krizle karşı karşıya olan küçük, orta, büyük ölçekli işletmelere Türkiye'de geniş bant interneti doğru dürüst veremezken, ucuza sunucu imkanı sunamazken, bununla ilgili teknolojin ve altyapın yokken tüm dünyanın onların rekabet ettiği dünyanın yararlandığı Amazon'u
Microsoft'u, G Suite'in bulut olanaklarını, veri lokalizasyonu yapıyorum diye ilan etmeden neredeyse KVK dolayısıyla ya da Cumhurbaşkanlığı genelgesi dolayısıyla yapacak hale getirip lokalizasyon yaparsan bu durumda senin işletmelerin doğası gereği orayla rekabet edemez hale gelecekler. Yani şimdi şöyle düşün, ben Türkiye'de otomotiv parçası üreten ve işte SAP'nin sunucularını, HANA sunucularını kullanan ve bunu bulutta kullanmak isteyen bir işletmeyim. Benim maliyetimle şeyin maliyeti Türkiye'de veri barındıran kişinin maliyeti aynı olmayacak. Şimdi o zaman da maliyetler farklılaşıyor. Bu sen buradan zaten bir baskı altındaki işletmenin üstüne yük getiriyorsun. Şimdi bunlar benim konum değil ama yani buna çok girmek de istemem. Ama burası bir şey, ciddi bir sorun olarak karşımızda. Bunun üstüne şimdi kurul biraz önce laf arasında söylediğim gibi güvenli ülkeler listesini açıklamıyor. Peki o zaman taahhütname, hani ben gidiyorum standardı olan bir servis sağlayıcıyla ya da kendi grup şirketimle bir taahhütname imzalıyorum. Götürüyorum kurumun önüne. Kurul bunu da onaylamıyor. Şimdi o zaman bildiğiniz kaos. Yani bildiğiniz kaos. Şu an yurt dışına aktarım konusunda istediğiniz her şirkete başvuru yapın. Her şirkete. İyi kötü ucundan bucağından mutlaka bir veri akıyordur ve hiç kimse de açık rıza alamıyor. Yani alınabilecek bir yeri yok ki. Rıza almak seçenek de olur. Rıza almak zorla olmaz. Rızanın 3 unsuru var. Bir tanesi özgür iradeyle verilen. Yani ben eğer o hizmetten yararlanacaksam, yararlanmak için hizmet şartına bağlıyorsa o zaman benim verdiğim rızanın geçerliliği tartışılır. Ama kurum dayattığı bu ortamla açık rızayı yurt dışına aktarım için zorunlu olarak, seçenek olmaksızın zorunlu olarak ilgili kişinin önüne veri sorumlusunu koymasını mecburi hale getirdi. Bu bir kaos. Çünkü yarın kurum dönse dese ki ya sen seçenek sunmadın, özgür irade yoktu, buna ceza uyguluyorum, ona da ceza uygulayacak. Böyle bir şey hukuk devletinde benim hani hukuk anlayışım bunu tasavvur edemiyorum. Yani hukuk devleti dedim böyle değildir. Hukuk devleti öngörülebilir olandır. Burada bir öngörü yok. Yani bu anlamda yurt dışına aktarım konusu açılınca heyecanlanıyorum, sinirleniyorum, bağırmaya başlıyorum. Çünkü gerçekten de buna gerek yoktu. İlk o Google G Suite ile ilgili üniversitesinin sorusunun üzerine aldıkları kararı yayınladıkları günden bu yana bu alan tamamen kaotik hale geldi. Bence hiç gereği yoktu. Bence bunu bir şekilde ya kurum inisiyatif alıp çözecek, onun ne olduğunu biliyor. Bir sürü rapor gitti kendisine. Ben de iyi kötü o raporların bir kısmına katkı verdim. İkincisi ya da siyasi otorite diyecek ki ya bu bize zarar veriyor deyip çözecek. Yani şu an her şirketimiz ciddi risk altında yurt dışı üstünden. İnşallah bu konuşmaların sonucunda tutuklanmayız kurulu. Herhalde genelde bir yaklaşım oldu bizim için. Yani, korursunuz diye tahmin ediyorum. Hani, yok. Arkada veri kaşifini de görüyorum bu arada. O konuda şey yapabilirim. Hayır, o zaman ben konuyu şimdi Ercüment bir iki soru soracağım ama çok esaslı birbirine bağlı iki soru. Çünkü en başından beri bütün herkesin başının ağrıdığı konu. Birincisi yönetim desteği. Biz çünkü IT'ciler işte KVKK projesi, X projesi, Y projesi ne fark edersek edelim. Biz bir yönetim desteğini, standartlara, yönetimlere, uyum süreçleri, yönetim desteğini almakta zorlanıyoruz. Ama şimdi bu yönetim desteği bir de iki başlık altında değerlendirebiliriz. Şimdi KVKK'daki yönetim desteğimiz var. Bir de ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi noktasında bir yönetim desteğimiz var. Ama şunu merak ediyorum. Bir,
Biz KVKK'ya uyumlu olurken 27001, yani bu bilgi güvenliği yönetim sistemini hali hazırda oluşturmak zorunda mıyız? Ve burada yönetim desteğinin rolü nedir? Herhalde bu iki soruyu en iyi bu şekilde birleştirebilirdim diye düşünüyorum. Hem de uzmanına gelecek şekilde. Şimdi tabii ki yönetim desteği tüm uyum süreçlerinde, tüm regülatif uyum süreçlerinde mutlaka gerekiyor. 27001'de de senin söylediğin gibi mutlaka yönetimin taahhüdü diye bir ifade var. Güvenlik politikasında vesaire yerlerde. Yani bu olmalı ama buna benzer olarak diğer standartlara ve best practice'lere baktığında da gerek HIPAA'da olsun, gerek PCI'de olsun, gerek NIST'de olsun bu tür şeyler mutlaka var. KVKK bazında da zaten ben az önce konuşmamda da bahsettim. Yönetim bir şekilde sahiplenmesi gerekiyor bunu, IT'nin sahiplendiği gibi. Çünkü günün sonunda yönetim dışarı karşı sorumlu. Kuruna karşı yönetim sorumlu. Baktınız özellikle kamu tarafında. Dolayısıyla yönetim de bu uyum sürecinde iyi anlayıp bu kişisel veri koruma kanunu kapsamında karşılaşabileceği olası cezai medyadan uzaklaşmak için, bunlara uğramamak için mutlaka süreci takip etmesi lazım. Bunu da yönetimin mutlaka periyodik toplantılar düzenleyip yönetim sürecini, KVKK yönetim sürecini sahiplenmiş firmanın içerisindeki ilgili departmanlar veya kişilerle neredeyiz, ne yapıyoruz, ne zamana kadar, deadline'lar nelerdi bizim bildiğimiz kadarıyla, bunlara uyabilecek miyiz, ne kadar yerine getirdik, bu bağlamda yeni yatırımlar yapmak zorunda mıyız gibi alt soru başlıklarında içeren ama periyodik olarak uyum sürecinin ne durumda olduğunda mutlaka haberdar olan ve bu haberdar olmak isteğini de şirkette A'dan Z'ye herkese farkındalık yaratan bir yönetim desteği gerekiyor. Bir yönetim olması gerekiyor. Yoksa bu işin içinden çıkılmaz. Diğer regülatif süreçlerde olduğu gibi. Bu bağlamda da ikinci söylediği 27001, 27001 sertifikasına sahip olmak veya bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmuş olmak KVKK uyum sürecinde biraz daha yardımcı oluyor. Çünkü disiplin var. Bu disipline göre az önce bir soru da vardı. Tarık cevapladı onu. 27.000 işte iş etkenlerinde risk analizlerinden tutun da diğer standartlarda da olduğu gibi verinin tespiti, kritik veri nerede var, nasıl saklayacağıza kadar. Dolayısıyla BGS oluşturduğu zaman şirketlerin kafasında BGS kuralları gereği bir oluşum var. Veri nerede, nasıl saklanır, hangi veri önemlidir? Yani az önce söylediğim bilgi sınıflandırması. Dolayısıyla bunlar hep KVKK uyum sürecinde artı şeyler. Ha, KVKK içerisinde kardeşim sen KVKK'ya uyumlu olmak için 27001 sertifikası almak zorunluluğu vardır diye bir tabir yok. Ama 27001 sertifikasına sahip olmak veya tabii ki bu arada az önce senin söylediğin gibi merdiven altı veya koltuk altı 27001 sertifikası veren yerler de var. Ama ciddi anlamda bir BGS oluşumu varsa ve bunu da ciddi anlamda belgelendirmişsen demek ki senin kurum kültüründe verilerle ilgili ne yapacağına dair bir oluşum var demektir. A'dan Z'ye bir farkındalık var demektir. Dolayısıyla KVKK uyum sürecin daha hızlı ve daha net olur ve daha güvenli olur. Şimdi esasında bir tane soru gelmiş. Soru hoşuma gittiği için soruyu bir de okumak istiyorum açıkçası. Bazı danışmanlık firmaları teknik tedbirler için 400 tane kontrol noktasına bakıyoruz şeklinde reklam yapıyor. İşte FedRAMP, işte NIST'nin 853'ü, GEP'i, HIPAA'sı ve benzeri frameworklerin kullanıldığını iddia ediyor. Sizce Türkiye için bu kadar fazla kontrol noktası üzerinden denetim yaparak uyumluluk oranının çıkarılması doğru mu diyor? Yayınla da teşekkür etmiş ayetten biz teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Ben konuyu esasında hani hem bir soruyla bağlayarak geleceğim. Çünkü bu sorunun içerisinde bir de ISO 27701 ile ilgili bir soru ekleyeceğim. Çünkü 27701 çıktı. GDPR'ın hemen hemen birçok maddesiyle alakalı olarak kontrol maddelerini barındırıyor. Halihazırda hatta bir tane de 27701 ile ilgili soru geldi. Hatta Türkiye'deki ilk yetkili eğitmenlerinden bir tanesi de Tarık esasında hani bu nokta içerisinde. Şimdi bu konu kabul edilmiş, bu konu KVKK'ya entegre bir standardın olunmaması süreci nasıl etkiliyor? Yani süreci nasıl etkiliyor? 27701 kontrol maddelerini de
KVKK başlığı altında kullanabilir miyiz? Bir de bu 400 kontrol noktası ile ilgili reklam yapan firma 400 kontrol noktasını Türkiye'de nereye uygulayacak? Yani ben şahsi fikrimi söyleyeyim. O 400 kontrol noktasını patır patır alalım, bankaya götürelim. 100. kontrol noktasında, 150. kontrol noktasında gözüne far tutulmuş baykuş gibi baka kalacaklardır diye öngörüyorum. Bu benim şahsi yorumum tabii ki hani, ama Tarık, Ercüment abi, bence Tarık sen 27.701 ile ilgili gelip sonra da bu sorunun cevabını Ercüment abiden de bir yorum almak isterim açıkçası. Şimdi orada bir kargaşa var aslında. 27.701 2019'un Ağustos ayında yayınlandığından bu zamana bir kargaşa var. Yani 27.000 ailesinin benzer şekilde olan, konu özelinde olan aslında 30-40 tane benzer yönergesi var. İşte risk yönetimi için var. Bir SOC nasıl yapılır onunla ilgili var. Penetrasyon testi nasıl yapılır onunla ilgili var. Aslında 27.701'de burada Privacy Information Management System olarak biraz da mahremiyetle ilgili bir yönerge, ek yönerge aslında. Bu tek başına uygulanamaz kesinlikle. Bunu burada bir vurgulamak istiyorum. Yani öncelikle 27.001'i uyguluyor olmanız gerekiyor. Çünkü oradaki ana maddelerle birlikte EKA'daki maddeleri de içeriyor 27.701. Önce onları uygulayacaksınız. Daha sonra 27.701 biraz daha GDPR baz alınarak yapıldığı için evet birçok işimizi görecek şekilde düzenlenebilir bir yol gösterici. Çok fazla eki var. GDPR'ı ilgili maddelerini aslında atıflayarak yaptığı bir yönerge. Evet birçok işimizi görecek ama bunu yapmadan önce Ercüment abinin söylediği gibi bir tepede program oluşturmak gerekiyor. Yani bilgi güvenliği yönetim sistemini, veri güvenliği yönetim sistemini siz uygulamıyorsanız aşağıda sadece mahremiyete ilişkin ben bunu yapıyorum diyemezsiniz. Çünkü yine başa döneceğiz. Verinin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Kritik veri nedir sizin için tanımını yapmamışsınız. Gizli veri nedir tanımını yapmamışsınız. Kişisel veri nedir bilmiyorsunuz. Ama 27.701 uygulamak istiyorsunuz. Bu biraz bana yine anlatımdaki hatalardan kaynaklı kaotik süreçlerin oluşmasına sebebiyet verdiği izlenimini veriyor. Böyle bir sıkıntı var. Uygulama olarak da bence tabii ki kullanılabilir. Önümüzdeki günlerde de tahmin ediyorum ki hem kurum tarafında hem de bence yine en büyük sıkıntı Mehmet Ali Bey de aslında katılacaktır bana. Bu regülasyonların, bu uygulamaların merkezileştirilememesinden kaynaklı. Yani Türkiye'deki kişisel veriyle Hollanda'daki kişisel verinin ayrı olmasını ben anlayamıyorum. Yani oradaki regülasyon evet farklı. Kaliforniya'daki regülasyon evet farklı. Asya'daki regülasyon evet farklı. Ama neden uygulamalarda değişiklikler var? Bence yaşadığımız en büyük sorun bu. Hep diyorum bilgi güvenliğinde de bir işi merkezileştiremiyorsanız bu işi yönetemezsiniz. Ben bunu lokal regülasyonlarla yapmaya çalıştığım sürece tepede tabii ki olur olmaz onu bilmiyorum. Hani hukuksal anlamda olmaması için sebepler vardır ama tepede bunu merkezileştiremediğim sürece bu sıkıntıları yaşayacağım. Yarın bir günde işte kurum başka bir şey çıkaracak. Bu sefer uyumakla yükümlü olduğum işte Avrupa ile iş yapmak için başka bir şeye ihtiyacım var falan filan gibi o bir sarmal olacak. Bu sarmalın içerisinden de nasıl çıkacağımızı hiçbir zaman bulamayacağız. Aynı durum bence Avrupa'daki çalışanlar için de var. Onlar da evet ISO 27701, ISO 27001 işte bununla birlikte GDPR'ın ilgili maddelerini kullanarak çalışma yapmaya çalışıyor. Ama benzer sıkıntıları oradaki arkadaşlarımız da yaşıyorlar. Peki bir şey soracağım. Ben reklam yaparak çıkamadım hiçbir zaman. 400 kontrol maddesi uyguluyoruz diye. İyi de satardık bunu esasında. 400 kontrol maddesi satıyoruz. Bir kontrol maddesine... Bilmiyorum açıkçası saymadım ama 400 yoktur. Hani 27.701'in... Yok o şey demiş. Yani NIST'i alıyoruz. Yok NIST'i alıyoruz. HIPAA'yı alıyoruz işte. Başkasını alıyoruz. İkisi alıyoruz. Y'yi alıyoruz. Toplamda 400 kontrol maddesiyle işte KVKK işte rol haritası bilmem uyumluluk noktasında denetim yapıyoruz gibilerinden. İyi satar esasında yani. Sans'ı koymamış ama Sans 20 kontrolleri de koysa esasında onu da koysa efsane reklam yapabilir de esasında bu satış politikası. Ercüment abi sen ne diyorsun? Hani 400 kontrol maddesi olur mu ya? Yani 400 kontrol noktasına bakıyoruz.
Yani şimdi PCI'de daha fazla var Erdoğan tabi. Evet, PCI standartında 428 alt madde var ama tabii ki bu bir standardın tamamı. Bu kontrol maddeleri de az önce söylediğin gibi senin bu ilgili best practice'leri, standartları harmanlayıp çorba haline getirip bir şeyler çıkarmışlar. Gerekli, gereksiz diye düşünüyorum. Çünkü kısa bir şey söyleyeceğim. Özellikle pandemi döneminde başlarken de bu vardı. Pandemi döneminde de oldukça arttı. Türkiye'de bankalarımız, finans kurumlarımız işte biz NIST'in Security Framework'üne uyumlu olalım. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bununla ilgili danışmanlıklar alıyorlar. Daha önce CIS kontrollerini yapıyorlardı. Onun öncesinde 27001 yapıyordu. 27701 alt küme olarak geldi. Tamam, KVKK'ya GDPR'e adresliyor. Dolayısıyla firmalar bu best practice'lere ve standartlara kendi kuruluşunun ne kadarını adresleyebilir, o konuda çalışma yapıyorlar. Şimdi baktığında ister NIST'in Cyber Security Framework olsun, ister CIS kontrolü olsun, ister SANS'ın 20'si olsun, ister PC olsun, ister 27.000 olsun, bunun kesişim noktaları var. Ortak noktalar var. Bu ortak noktalar zaten bizim temelinde az önce Tarık'ın söylediği gibi bilgi güvenliğinin yönetimine kadar gidiyor. İlk önce bu yönetimi kuramazsınız. Siz istediğiniz kadar isterseniz 4000 tane kontrolle iş yaptırın, işin içinden çıkamazsınız ve çuvallarsınız tabiri caizse. Dolayısıyla bunlara rağbet gösterilmemesi, bunlara muhatap alınmaması düşüncesindeyim. Mühim olan ne yapmanız gerektiğini, hangi standardın size daha fazla yardımcı olacağını, hangi best practice'in size daha iyi yol göstereceğini, bilgi güvenliği yönetim sistemi kurarak KVKK isterlerini ne şekilde yerine getirebileceğinize iyi karar vermeniz gerekiyor. Yalnız burada gerçekten bu 400 kontrol listesiyle pazarlama ve satışa çıkan arkadaşlara tebrik ediyorum. Türklerin bu hani satış agresifliğindeki bu mükemmel yaratıcılığı, hani emin olun bunu yazan beyefendi de hani herhalde destekleyecektir. Bunun üzerinden de fazla ekmek yemişlerdir diye öngörüyorum. Artık çok da fazla vaktinizi almadan ben bir güzel soru daha sormak istiyorum. Son artık Mehmet Ali Bey'le finalize edeceğim. Sonra birer cümle alacağım herkesten. Sorum şu esasında. Tamam, KVKK, KVKK, KVKK diye konuştuk. Hemfikiriz. Ama toplantının başından sonuna kadar da söylemiş olduğunuz şey var. GDPR. Biz GDPR'a hazırlanmalı mıyız? Yani bir Türk şirketleri GDPR'a tabi mi? Yani tam olarak hala anlamış durumda değiliz esasında. Yani ben Innovera şirketi olarak bir şekilde buna tabi miyim? Bunu anlayamıyoruz. Ama bir noktada da biz mevzuatımızı GDPR'a uyumlu hale getirecek miyiz? Yani esasında bu zamana kadar yapılan KVKK yatırımlarını vur elinle kenara doğru. Baba sen artık GDPR'a uyum sağlamak zorundasın. Hatta unutulma hakkında var deyip böyle bir de şov yapacak şekilde bir böyle bayrak asacak mıyız? Yani ne, ya çünkü biliyorsunuz Türk halkı şeyi çok sevmez. Ya daha doğrusu biz çok ürün çöplüğü yaptık ama bütün her şeyi KVKK'ya göre aldık. İşte Türk yatırımı içeriye aldık. Sonra biri hadi arkadaşlar GDPR uyumluyuz. Çıkartın sunucularınızı Avrupa Birliği ülkelerine derse ne yapacağız? Bunun sorumluluğu kimde? Hani ya da sorumluluğu bir yere de veremeyiz ama nasıl yapacağız burayı? Sevgili Burak, şimdi sondan başlayayım izninle. Bizde unutulma hakkı aslında Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı nedeniyle yargısal olarak eskiden beri var diyebiliriz. Aslında Anayasa Mahkemesi kararı da baştan beri benim de savunduğum bir görüş söylüyordu. Türk Medeni Kanunu'da güncellikle ilgili bir ilke vardır. Aslında geçmiş tarihli yayınların veri tabanlarında bu şekilde geliyor olması o güncelliği sağlamadığı için aslında bizde de kanuna aykırı olarak kabul edilebilir durumdaydı ki Anayasa Mahkemesi bu tespit daha önce yapmıştı. Şimdi konu ne? Aslında konu aynı yer. Yani KVKK'dan GDPR'e geçtiğimizde KVKK için yaptığımız yatırımları çöpe atmamız gerektiren bir durum yok. Çünkü şöyle söyleyebiliriz, yani KVKK'ya eğer 1-0 dersek, privacy ya da gizlilikle ilgili 1-0 dersek, GDPR'a da 2-0 dememiz gerekiyor. Yani o onun üstüne gelen bir şey. Yani KVKK olmadan GDPR'a geçebilir miydik? Geçerdik ama bunu bile yaparken bu kadar zorlanan bir
kültür, şirket kültürü, kamu kültürünün doğrudan GDPR'a geçmeyle ilgili çok daha vahim bir zorlanacağını düşünebiliriz. O yüzden de bence bu daha iyi oldu açıkçası. Ama burada şunu yapmamak gerekiyor. Hem şirketlerin aldıkları hem danışmanlıklarda hem de yatırımlarda bu işin 3-5 yıla kadar GDPR'a doğru gideceğini unutmaması gerekiyor. Biraz önce de söyledim bunu. Yani GDPR'a gitmek için bizim Avrupa Birliği'ne üye olmamız gerekmiyor. Yani bunu ben bazen söyleyince eğitimlerde, toplantılarda şu iddiayla karşılaşabiliyorum. Efendim Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik vizyonu kaldı mı? Kaldı ya da kalmadı hiçbir önemi yok. Bakın bunu hep söyledim. Dünyada Avrupa Birliği dışında neredeyse tüm ülkeler kişisel veriyle ilgili mevzuat çıkardı. Bunun nedeni çok basit. Eğer siz aynı uyumu sağlayamazsanız ekonomik anlamda Avrupa Birliği ile ilişki içerisinde olmanız zorlaşıyor. Ve öbür taraftan da kendi insanınızdan da başka tepkiler çekiyorsunuz. Yani iki taraflı bir ilişki. Bu yüzden de biz GDPR'a doğru gümbür gümbür yürüyeceğiz. Bunun hiçbir şeyi yok. Bu nedenle de hem yatırımımızı ona göre planlamamız hem de yol haritasını ona göre belirlememiz gerekiyor. Başka bir seçenek öbürü çok çok gereksiz işte çöp olur. Yani tutup da oraya gittiğinizi bildiğiniz halde gereksiz bazı şeyler yaparsınız. İster devletin zorlamasıyla, ister yanlış karar, ucuza ürün ya da hizmet alma telaşıyla. Bunların hepsi çöp olacak. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim gibi bir şey de olduğunu unutmamak gerekir. Şimdi bu olayın bir tarafı. İkinci tarafı biraz önceki konuyla da bağlantılı. Yani çok güzel pazarlama yapan yerler var. Yani elindeki bir ürünü diyelim ki bir otele satacak arkadaş, satıcı arkadaşımız ve gidiyor diyor ki siz GDPR'e tabisiniz. Niye? Alman diyor Hans geliyor sizde kalıyor. Alman Hans sizde kaldığı için siz GDPR'e tabisiniz. Ya Alman Hans benim otelime geldi diye ben niye GDPR'e tabi olayım? Sorun şurada. Ben eğer otel olarak gidip de Almanya'daki insanlara bak ben Türkiye'de şöyle güzel bir otelim diye pazarlama tanıtım yapıyorsam GDPR'e tabiyim. Ben otelimle olduğum yerde hizmet veriyorsam, Türkiye'de tanıtım pazarlama yapıyorsam ama Almanya'da İtalyan ya da İspanyol biri geliyorsa ben GDPR'e tabi olmuyorum. O zaman dünyadaki tüm ülkelerde aşağı yukarı artık kişisel veriyle ilgili bir mevzuat var. Demek ki ben bütün ülkelerin mevzuatına mı tabiyim? Böyle bir şey yok. Biz hangi ülkeye dönük reklam, pazarlama, tanıtım faaliyeti yapıyorsak yani netice itibariyle o ülkenin içinde aktif bir faaliyetimiz varsa o ülkenin mevzuatına tabi olabiliriz. GDPR için tabiyiz. Bunu biliyoruz. Diğerleri için de ayrı ayrı bakmak lazım. Bu anlamda tersine örneğin Türkiye'de bir irtibat ofisi olmayan, temsilciliği olmayan, işte sosyal medya yasası gereği açacaklar mı açmayacaklar mı diye konuşulan Facebook'tu, Twitter'da Türkiye'de kişisel veri işleme yönünden Türk mevzuatına tabiler bazı yönlerle. Ha, vermişse kayıt olurlar olmalı. Kurum onları ceza kesecek mi? Kesmesi gerekiyor. Öyle açıklıyor. Öyle söylüyor. Kesecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bir soru sizsiniz. Var. Yok. Geldi. Soru çok güzel. Merkez ofisi Türkiye'de olan fakat Avrupa'da ofisleri bulunan bir şirket için merkez ofisinde bir kişisel veri ihlalinin yaşandığı senaryoda şirket KVKK kapsamında mı sorumlu? Yoksa GDPR kapsamında ceza alması muhtemel mi? Türkiye merkez ofisinin Avrupalı vatandaşlarında kişisel verilerin tuttuğunu varsayarak durumu değerlendirelim. Tamam. Zaten onu belirlemek gerekecek diyecektim. Evet. İki taraftan da ceza alacağım. Çok güzel. Yani soruyu soran konum yani, hani, çift taraflı ceza gelme ihtimaliyle karşı karşıyasınız. Hem GDPR'den ceza alması gerekiyor. Ya sorunun cevabı çok net olduğu için hani ben hani katılımcının çok fazla vaktini almak istemiyorum. Hani son olarak hani Tarık Bey hani sizden böyle çok dar alanda kaldık açık konuşayım. Hani konu başlığımıza da uyumlu olarak. Devamlı olarak böyle bir şeyler söyleniyor, o söyleniyor, bu söyleniyor ama bu uyum süreci bizi kıskaca aldı. Son olarak bu uyum sürecindeki hem BTC'lere hem çalışma arkadaşlarımıza ne demek isterseniz çok kısa. Hani aynı soru hem sizin için hem Ercüment Bey için hem de
Mehmet Ali Bey için geçerli birer kısa cümle aldıktan sonra da paneli sonlandırıyor olacağım. Ya aslında Ercüment abi de Mehmet Ali Bey de kısa kısa söylediler. Bu işe bir yukarıdan bakıp yaklaşmak gerekiyor. Herkesin artık elini taşın altına sokması gerekiyor gibi bir durum var. Bu sadece bir kişinin işi değil. Bilgi güvenliğinde olduğu gibi kişisel verilerin uyumu da sadece BT'nin işi değil, sadece hukukun işi değil, sadece marketingin işi değil. O masada şirket hedeflerini, güvenlik hedeflerini göz önünde bulundurarak bu programlar yürütülmeli, herkes de destek vermeli diye düşünüyorum. Ercüment Bey. Evet, şimdi tabii Tarık çok güzel özetledi. Ben sadece şunu altını çizeceğim. Şimdi ne yazık ki BT'ler şirketlerde masraf kapısı olarak biliyorsunuz görünür. Ve en çok onların bütçelerine kırpılma gidiyor ama BT'ciler KVKK bağlamında yatırım gereksinimlerini iyi izah edebilirlerse ama tabii bu arada da kendi özel başka proje için yatırımları araya sokmadan diyeyim. Bunun özelinde bu yatırımlar yapılabilir. Tabii ki hep baştan söylediğimiz gibi kullanılacak verinin tespiti, sadeleştirilmesi, tekilleştirilmesi ve mümkün olduğu kadar firmanın sorumluluğunda daha az veri tutma konusunda da işlemler yapılmasına ya da prensip oluşmasına oluşturulması gerekir. Bir de bu konuda farkındalığın bütün şirket içerisinde de yaygın olması gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bunlar. Mehmet Ali Bey, sizden de aldıktan sonra paneli kapatabiliyoruz. Mikrofon. Yani biliyorsun çok konuştum, o yüzden kısaca şunu söyleyeyim. Yani KVK uyumu ya da uyum, Google'un CEO'sunun bir toplantı söylediği gibi böyle bir günde başlayıp biten bir konu değil. Bütün şirketlerin sabırlı, planlı bir şekilde kendi işledikleri verinin nicelik ve niteliğiyle uyumlu, örtüşen bir uyum programı yapmaları ve buna göre ilerlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara ben de teşekkür ediyorum. Yarın Ahmet Gürel'in mobil uygulama güvenliğiyle alakalı güzel bir eğitim olacak. Cuma günü de hediye çeklerini içeren, güzel dolgun hediye çeklerini içeren güzel bir bilgi güvenliği yarışmamız olacak, 30 soruluk. Orada da Tarık Bey ve Ahmet Bey ile beraber size bu eğlenceli vakiti en azından Cuma günü karantinaya girmeden önce bir saat, bir buçuk saat eğlenceli bir vakit geçirmeyi öngörüyoruz. Bugün katılımcılarımızın listesini pazarlama birimimiz alacak baştan uca dinleyenleri. Ödüllerini de çekiliş yapıp ödüllerini de Tarık Bey artık isimlerini imzalayıp gönderecektir diye öngörüyorum. Hepinize bu karantina günlerinde, bu sağlıkla ciddi savaştığımız günlerde bize katlandığınız için teşekkür ediyoruz. Ve sağlıklı, huzurlu inşallah bir 2021 yılına gireceğimizi umut ederek hepinize sağlıklı günler, iyi günler diliyorum. Katılımcılarımız ve panelistlerimiz sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Herkese iyi günler tekrardan.